Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olmadığı ama Cumhur İttifakı'na da dahil olmayan bir üçüncü ittifaktan söz ediliyor. Bunun da ortak paydasında hep Demokrat Parti'nin adı geçiyor. Böyle bir ittifak çalışması var mı? Veya fikir aşamasında bile olsa var mı? Olmasa bile önümüzdeki dönemde böyle bir şey olduğu takdirde Demokrat Parti'nin tavrı ne olur? Kim işte buna yeni sağ blok diyor. Milliyetçi muhafazakar. Evet, milliyetçi. Reklama giderken ifade ettim yani bu tartışmalar zorla icat edecek diye ben de duyuyorum. Yok ama bir... siz icat ettiniz diyorsunuz öyle mi? öyle bir iddiam yok, latife yapıyorum. Hani ne bizim şahsen ne kurumsal olarak böyle bir şu ana kadar ne böyle bir düşünceyi ortaya attık ne de ciddiye alınır karşı muhataplarımızdan böyle bir fikir, böyle bir düşünce. Ama tabii ister istemez muhalefette çok sayıda aktör var bugün, yeni kurulan partiler var. Akla gelmeyecek, düşünülmeyecek ama biraz hani iktidarın da propagandasıyla beraber en azından kendi cenahımıza geçiremiyorsak bari üçüncü bir model, bu enerjinin birikmesi bir yerde çok yüksek oktanlı kanalize olmasın diye böyle bir propaganda var. Ama ben açıkçası bugün o sıcak atmosfere girilmeden zaten bunlar konuşulmaz, bir anlam da bulmaz. Ama parti olarak ne bizim böyle bir düşüncemiz var, ne bir konuşmamız var, ne de muhataplarımızdan bize karşı böyle bir düşünce teklif edildi. Ama efendim şimdi orada sorun şurada başlıyor. Bu tabir bana ait olduğu için sık sık kullanıyorum. Demokrasimizin cız partisi var, HDP. Şimdi orada bir ciddi oy potansiyeli var. Herkes o oyu almanın peşinde ama kimse de HDP ile birlikte fotoğraf veremiyor, vermiyor. Ama Türk siyasetinin de bir çelişkisi gibi duruyor şu anda o iş. HDP Tayyip Bey'i desteklerse işi kolay bence, yani öyle bir itabla karşı karşıya kalmasın. Evet, ama yani şimdi mesele bu noktada Millet İttifakı'nın özellikle yerel yönetimlerde ki bir modeli vardı. Yani Millet İttifakı yerel yönetimlerde bu modeli çalıştırdı ve başarıya da ulaştı. Yani 11 büyükşehri kazandı Millet İttifakı'nın adayları. Şimdi benzer bir matematik acaba Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve genel seçimlerde de geçerli olur mu diye herkes bunu soruyor. Ve burada HDP seçeneğini dışarıda bırakmak kimsenin matematiğine sığmıyor işin açıkçası. Ama öte yandan bir de kimse görüntü de vermek istemiyor. Çünkü HDP'nin hakikaten halihazırda ciddi bir problem yumağı halinde duruyor HDP. Bu bağlamda HDP'yi dışarıda tutmak amacıyla böyle bir ittifaktan söz ediliyor. Siz seçim sattımı haline girdiğiniz zaman HDP'yi bir İyi Parti gibi bir ön şart olarak koyacak mısınız? Ya bir önceki ittifak içerisinde zaten HDP yoktu. Tabii kategorik olarak kendisini muhalefetin karşısında konumlandırmış bir hüviyeti var HDP'nin bugün pozisyonu. Biraz evvel konuştuğumuz o ilk sorularda da yani HDP üzerinden alanın maalesef toplumsal zihin, yani biz 24 Haziran seçimlerinde de karşılaştık bununla. Yani sokakta insanlarımız PKK'yı mı destekliyorsunuz, HDP'yi mi destekliyorsunuz, onlarla işbirliği yapıyorsunuz deyinceye varıncaya kadar bu propagandanın ister istemez belirli bir tabanda bir karşılığı var. İfade ettim yani bugün HDP AK Parti ile işbirliği yapsa hiçbir ithamlara karşı karşıya kalmaz. Yine dönüp dolaşıp geliyoruz. Bir suç kategorisi veyahut da kriminalize etme süreci, iktidara yakınlığı, uzaklığı, nispeti, maalesef iktidarın böyle bir tercihi var. Ama bir yandan da muhalefet bir türlü söylem üstünlüğünü ele geçiremiyor gibi bir sonuç da çıkıyor bu söylediğinizde. Yani nasıl bir söylem üstünden kastınız? Yani siz diyorsunuz ki iktidar tarif ediyor. Muhalefet güçlü bir söylemle çıkarsa muhalefet tarif eden hale gelebilir aslında. Ama o olmuyor bir türlü. Yani paradigmaları iktidar bloğu belirliyor işte. Mesela siz HDP örneğini veriyorsunuz. Diyorsunuz ki evet, HDP iktidarın neticede icracı bir gücü var. Türkiye'de fiili durumunda farkındayız. Yani hiçbir siyasal iktidar Türkiye'de bugünkü iktidar kadar bütün erklere bu derece üzerinde hakimiyet kurmuş hiçbir iktidar dönemi yaşanmadı. Yani bütün toplumsal sahalarda iktidarın medyadan tutalım, iktisat sahadan tutalım, hukuki alandan tutalım. Yani konuşmuyor Türkiye bunları ama yakınlarda İstanbul Başsavcısının seçim süreci bile aslında Türkiye için, Türkiye'deki cari siyasal sistemi değerlendirmek için bir turnusol sesti. O açıdan bakınca iktidarın bu kamuoyu yapıcılığı normal bence. Ama netice itibariyle her siyasi partinin durduğu bir yer var. Ben İYİ Parti'nin tavrı net, bizim de tavrımız net. Ben açıkçası
öyle bir ittifak içerisinde bu birliktelik zedelenir kanaati içerisindeyim. Bu fikrimi de söylüyorum. Zaman zaman bununla ilgili de eğer konu değişecekse bununla ilgili şuradan ben ilerleyeyim izin verirsen. Tabii. Şimdi ittifaklar konuşuluyor. Tamam, siz üçüncü ittifak yok, ben duymadım, sizden duyuyorum diyorsun herhalde anladığım kadarıyla. Ama şu var. Önceki gün, dün müydü? Önceki gün mü artık? Günleri de karıştırdık. Sayın Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'la, Sayın Babacan'la bir araya geldiler. Herkesin düşündüğünün aksine aslında Cumhurbaşkanlığı adaylığı değil, Kemal Bey de bunu ifade ediyor, ilkeler ve prensipler üzerinde. Bu ilke prensip nedir diye baktığımızda da karşımıza bir şey çıkıyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Şimdi, hemen hemen Cumhur İttifakı'nın dışındaki bütün bileşenler ortak paydada birleşiyorlar. Yani eski sisteme, eski sistemin daha da güçlendirilmiş, parlamentonun daha güçlü hale getirilmiş bir sisteme geri dönülmesi gerektiğinde hemfikirler. Siz de galiba herhalde bunu onaylıyorsunuz. Ama bize biraz ayrıntı verir misiniz? Güçlendirilmiş parlamenter sisteme nasıl dönülecek? İnsanların kafasında çünkü bazı soru işaretleri var. Ya biz şimdi bir aday çıkaracağız, bu aday başkan olarak seçilecek, sonra geri tekrar dönüp anayasal değişiklik ve diğer hukuksal değişikliklerle sistem tekrar geri mi dönecek? Bu Türkiye'ye pahalıya mal olmaz mı diyorlar. Siz bu konuda nasıl bir yol haritası düşünüyorsunuz? Demokrat Parti'nin bu konudaki yol haritası nedir? Tabii bir geçiş dönemi yaşanacak netice itibariyle. Bugün sistem değişikliği dediğiniz şey bir anayasa değişikliği. Anayasa yani sizin güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorsunuz. İfade edeceğim. Yani en azından bu keyfi yani kişi kültü etrafında Türkiye'nin ihtiyaçlarından daha ziyade bir kişinin ihtiyaçları çerçevesinde mimarisi, mühendisliği yapılmış bu sistemin yürümediğini yakınlarda işte televizyonlarda iktidarın savlarının tezlerini destekleyen bir Profesör Rektör Bey bile söylüyordu, yani rastladığım itibariyle söylüyorum. Hani bizim doğurduğumuz nokta şurası. Yani Türkiye'de bir kategorik ayrım şurada. Keyfi rejimi olacak, yoksa bizim de işte bahsi geçen Millet İttifakı içinde olan yeni kurulan siyasi partilerin de muhalefet olarak kendini konumluyorsa zaten bu temel ortak paydadır. Ben Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'na karşı söylem gücünün ve toplamdaki gücünün doğru da olduğu kanaatindeyim. Yani Cumhur İttifakı'nın bütün meselesi bir kişinin ve şürekasının iktidarını devam ettirmek noktasına indirgenmiş. Onun üzerinden tanımlıyor. Oysa Millet İttifakı içinde olanlar, yeni kurulan siyasi partilerin söylemine baktığınızda bu bahsettiğimiz hani demokrasi bir değerler bütünü. Bu değerler bütünü içerisinde hukukun üstünlüğü var, çoğulcu demokrasi var, hesap verilebilirlik var. Bu erklerin sert bir şekilde ayrılması işleyen bir demokrasi talebi var. Serbest piyasanın böyle ahbap çavuş kronik kapitalizmi olarak tarif ettiğimiz düzen içerisinde işlememesi var. Pek çok açılımı var. Bu açıdan bakınca ben ister adına işte güçlendirilmiş parlamenter sistem, ister cilalanmış parlamenter sistem, öyle önüne sonuna bir ek getirmeye gerek yok. Parlamenter sistem, temel referansları belli. İşleyen bir parlamento düzeni. Bugün maalesef parlamentomuz hiçbir parlamentonun yapmayacağı bir şeyi yaptı. Kendi varlık sebebini ortadan kaldırmak için oylama yaptı ve referanduma gitti. Bütçe hakkı yok bugünkü parlamentonun. Parlamentoların tarihine batıda baktığınızda bütçe hakkıdır varlık sebebi. Şimdi bu hakkından yoksun bir parlamento. İkinci vasfı denetleme. Maalesef bugün Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi. Ne siyasi denetim yapabiliyoruz, ne adli denetim yapabiliyoruz, ne idari denetim, ne de medya denetimi dediğimiz, kamuoyu denetimi dediğimiz bu denetimi yapamıyoruz. Bunu yapamayışımızın sebebi kaynaklarını kötü kullanan bir Türkiye ortaya çıkartıyor ister istemez. Yozlaşan, çürüyen bu mekanizmanın ülkeye maliyeti, her birimizin ödediği vergiler maalesef kaynak etkililik analizine, etki analizine baktığınızda bir birimse 0.60 birim bir etki uyandırıyordur. 0.40'ı kayıp bence. Yani geçmişte de ifade ediyordum. Yani Türkiye'nin bütçesinin 1/3'üyle bile bu ülke yönetilir. Yeter ki doğru, öncelikli, namuslu ellerde bu bütçe kullanılsın. Bu açıdan bakınca ben iktidara karşı bu fikirleri savunan Millet İttifakı'nda olan partiler, diğer partiler söylem gücü itibariyle de daha farklı bir mukayeseli üstünlüğü olduğu kanaatindeyim. Biz de Demokrat Parti olarak fikrimiz Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın sembolik olduğu, parlamentoyu merkeze alan ama bunu hemen söylediğinizde şöyle bir soruyla, dünkü sistem mi? Elbette 80'in bize miras bıraktığı çok kötü uygulamalar var.
Yani ben bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, başkanlık sistemi veyahut da kuvvetlendirilmiş parlamenter sistemin ötesinde başka bir şeyi ortaya çıkarmak isterim. Önümüzdeki süreçte bir iki hafta içerisinde de son bir toplantıyla değerlendirmemizi yapıp meclise teklif olarak da sunma niyetindeyiz. Bu da siyasi partiler yasası ve seçim sistemiyle ilgili. Maalesef Türkiye'de sistematik hata veren mekanizma burası. Eğer siz istinat noktasını millete koymazsanız, doğru bir şey yaptığında milletten onay gören, mükafatlandırılan, yanlış bir şey yaptığında milletten ceza gören, bir illiyet bağını, vekalet alan, vekalet veren ilişkisini koymadığınız müddetçe, hangi sistem olursa olsun maalesef milletin önceliklerinin dışında o parti disiplini içerisinde kapalı kapılar ardındaki pazarlıklarla bu irade maalesef başka yerlere savruluyor. Son günlerde iktidar cephesinin bu yönde bir hazırlığı var. Tartışmalar da yapılıyor. Siz o açıdan nasıl bir paket getirmeyi öngörüyorsunuz? Çok açık yani ifade edeyim. Yani daraltılmış bölge üzerinde duruluyor. Barajın %3'lere 5'lere çekileceği çok açık söyleyeyim yani bugün işte çoğulcu demokrasi diyoruz. Maalesef bu tartışmaları çok yapamıyoruz. Bizim öncelikli olarak üyeliklerin seçim kurullarında teminat altına alındığı, azınlık hakkının korunduğu, siyasi partilerin işleyişi için çok önemli bir teminat. İkincisi ön seçimin tüm siyasi partiler için şart olduğu. Daraltılmış bölge en azından belirli bir ölçekte ifade ettiğim seçmenle seçilen arasında, vekili arasında ilişkinin sağlıklı bir kontrol mekanizmasını indirgenebilmesi. Bu çerçevede barajın da %1'e indirgenmesi bizim temel hedefimiz, bu noktadaki fikrimizi, düşüncemizi. Bunu yapmadığımız müddetçe, bugün açık yürekli ifade ediyorum, partiler zaten liderlerin, genel başkanların fan klubu haline gelmiş. En küçük eleştiri işte İşçi Partisi, Vatan Partisi'nde de görüyoruz. Ana akım siyasi partilerde de görüyoruz. Yani milletvekillerin seçim bölgesi genel başkanların odası haline gelmiş. Bunu vesileyle ifade ediyorum çok sıklıkla. Bunu değiştirmediğimiz müddetçe biz sağlıklı bir kurguyla gelen milletvekili, irade koyan insanları geriye dönüp önüne yapılan dayatmalara karşı kuvvetli hale getirmediğimiz müddetçe bu problemin sistematik hata veren açıklarını toparlayabilme ve düzeltebilme şansımız yok. Peki ben bu seçim sistemiyle ilgili sizin yaptığınız çalışmaya tekrar dönmek istiyorum somutlaştırmak için. Siz Demokrat Parti olarak ayrıca bir çalışma yapıyorsunuz değil mi? Çünkü her parti kendi çalışmasını yapıyor. Evet. İşte İYİ Parti geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Kamuoyu da yakında paylaşacak. CHP keza öyle. Peki sizinki onlardan ayrılıyor mu? Mesela terminolojiyle ilgili de parlamenter sistem mi diyeceksiniz? Güçlendirilmiş parlamenter sistem mi? Şöyle bir eleştiri de getiriliyor. Yani mesela ben de naçizane şunu söylüyorum. Parlamenter sistem vaat eden muhalefet partileri her ne kadar önlerine güçlendirilmiş deseler de parlamenter sistem deyince kamuoyunda otomatik olarak geriye gidiş algılanıyor. Mesela güçlendirilmiş başbakanlık sistemi gibi bir ifade de kullanılabilir. Demokrat Parti bu anlamda isim olarak neyi öne koyuyor ve içerik olarak CHP ve İYİ Parti'nin şimdiye kadar kamuoyuna yansıyan genel hatlarından ayrılan bir nokta var mı sizin? Aslında bütün siyasi partilerin yaptığı çalışmalarda temel referanslar çok farklı değil. Yani herkesin belki yoğunluk, vurgu, tonlama farklılıkları olabilir ama ben biraz evvel söylediğim gibi yani Türkiye'de demokrasi eşittir kuvvetler ayrılığı. Ama mesela İYİ Parti'den yani çıkan netleşmedi henüz ama daha güçlü bir cumhurbaşkanlığı profili. CHP'ninki sanki daha sembolik gibi. Mesela yani işte Gelecek Partisi şimdiye kadar yazılı olarak verdi. Sayın Davutoğlu bizleri de ziyaret etti. Bu tekliflerini bizlere de sundular. Her siyasi partinin bir çalışması var. Kendi perspektifinden, kendi tarihi tecrübesiyle neyi eksik, neyi öne koyacak bir öncelik sıralaması var. Biz açıkçası bu öncelik sıralamasını bugün de söylüyor değiliz. Yani Türkiye'nin bugün de 1 Aralık 2019'da yaptığımız genişletilmiş temsiller meclisimizde hürriyet misakına da referansla demokrasi misakı dediğimiz ve 5 maddeyi kamuoyuyla belki çok mal edemedik tekrar ifade etmeye çalışıyorum. 1. Bütçe hakkının parlamentoya geri iade edilmesi. 2. Yani aslında bütün bu başlıkları ana çerçevesini ifade etmek için bunları söylüyorum. Parti başkanlığı ile devlet başkanlığının ayrılması. HSK'nın yapısı, şu buradaki en kritik nokta bence yargıyla ilgili. Son tahlilde bütün adımlarımız, bütün siyasi tartışmalar varıyor kendisini sağlama yapacağı merkez
Yargı. HSK'nın yapısı derken savcıların ve hakimlerin ayrı kurula gelmesi ve Adalet Bakanı'nın başkanlık etmemesini yani kastediyorum. Bugün siyasetin vesayetinden kurtarmak lazım. O başkanlık etmemesi yani Adalet Bakanı. Siyasetin vesayetinden Cumhurbaşkanı'nın yeniden meclis tarafından seçileceği bir evet, model. Evet, ben herhalde sembolik olarak, parti olarak kurumsal tercihimiz meclisten seçilmesi, geçmişteki daha üstte, daha denetleyici, belki icracı hüviyetin başbakanlıkta toplandığı. Ama biraz evvel aksayan kısımlarında ifade ettik. O sistemin de parçalı hali değil mi geriye getirilir, koalisyonlar. Bugünkü ittifak modellerinde tartışınca, kurulan partilerin sayısına bakınca bambaşka bir tablo ortaya çıkıyor. Mesela sizin çizdiğiniz bu çerçeve... Bir başka, onu tamamlayayım tabii, Eren Bey tabii, müsaade tabii, ederseniz. Tabii. Bir başka iş, RTÜK, Anadolu Ajansı, TRT, yani basın ilan kurumu, buraların mecliste temsil edilen grupların eşit sayıda temsil edildiği bir hüviyete kavuşması lazım. Yani bizim teklifimiz bu. Başka partiler başka teklif edebilir. Bugün bir gazetenin televizyon kuruma teşebbüsü var. Aylardır RTÜK'te bekliyor. Yani RTÜK Başkanı özerk bir kurum değil mi? O bu kurumların en başta kurulan 94 yıldır RTÜK kanunu. Sözcü Gazetesi. Evet, Sözcü Gazetesi'nin talebi. bir yıl televizyonlara verilen cezalar. RTÜK Başkanı özerk bir kurum. Bana Cumhurbaşkanı ne talimat verirse ben onu yaparım diyor. Şimdi medyanın üzerinde, hani siyasal süreçlerin en önemli ayağı medyanın, gazetecilerimizin bu temel hak ve hürriyetleri en geniş manada kullanan kişiler olması noktasında bu düzenlemeyi de çok önemsiyoruz. Bugün TRT tamamen iktidar partisinin bir kamuoyu yapıcı unsuru haline gelmiş. TRT kocaman bir bütçeyi yönetiyor. O tercihleri, bu kaynakların ne kadar etkili kullanıldığı da ortada. İktidarın propagandasına uygun önceliklerle bu kaynakların dağıtıldığında hepimiz biliyoruz. Anadolu Ajansı. Yani ben bir muhalefet partisi olarak... Sayın Uysal, bu hep böyle değil miydi? Yani TRT'de maalesef şu anki durum söylediğiniz gibi. Ama bugün oluşmuş bir durum değil. Yani siz TRT devam etsin ama içeriği çoğulcu mu olsun yoksa yani devletin televizyonu olmaz da diyebilirsiniz. Bilmiyorum. Yok, ben kişisel olarak kötü emsallere yarıştırarak yanlışta yarışan bir anlayış içerisinde meseleyi değerlendirmemek lazım. Yani TRT'nin bugün hüviyeti var. Dün de belki suistimal edilen ama bu kadar sistematik bir şekilde yukarıdan aşağı dizayn edildiği, yani farklı farklı fikirde pek çok insanın oralarda program yaptığını biliyoruz. Burayı böyle bir denklemde ancak bir ortak paydada pek çok siyasi grubun müdahil olduğu bir ortak paydayı ortak aklı işletir netice itibariyle. Biz bu önceliklerle ifade ediyoruz. Bu açıdan bakınca bu sistemi kurgularken önümüzdeki seçimin ana böleni, ana tartışması Cumhur İttifakı kendisini Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve onun ona yüklediği anlamlar üzerinden rekabeti, Millet İttifakı, muhalefetteki siyasi partilerde kendi öncelikleriyle demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, serbest piyasaya, temel hak ve hürriyetlere, liyakata, işte Boğaziçi Üniversitesi'ni tartışıyoruz değil mi? Bugün Türkiye'nin en önemli meselelerinin, yani bir numaralı meselesi konjektürel olarak pandemidir, başka önceliklerimiz var, esnaflarımızın sıkıntıları var. Ama nedir deseniz eğitim meselesidir. Bugün bırakınız Anadolu'daki üniversiteleri, yerleşik üniversitelerimizin bile içi boşalır hale bu cenderenin içerisinde düşürmeye ne gereği var? Yani bu uygulamayı yaptık. Dünkü cumhurbaşkanlarını eleştiriyorduk. Bugün yaptığımız uygulama bundan çok farklı değil. Siyasetin arka bahçesi haline getirdik. Türkiye bir yanlışı da yaptı. HSK'daki seçimden üniversitelerdeki seçime varıncaya kadar. Farklı modelleri. Yani seçim, sandık demokratik alanın referans değeri, idare alanın referans değeri değil. Biz bu tartışmayı da işte demokratikleşiyoruz diyerek bu propagandayla beraber maalesef daha da derinleşen bir kutuplaşmayı, siyasallaşmayı üniversitelerimiz başta olmak üzere bu cenderenin içerisinde düşürdük. Peki geçiş süreci dediniz ama özür dilerim. Geçiş süreci dediniz ama yani tam onu bir açar mısınız? Yani nasıl olacak mesela? Yani şöyle. Bir de onunla bağlantılı şunu soracağım. Belirlediğiniz aday... dan şey mi alacaksınız yani imza mı alacak yazılı bir taahhüt mü alacaksınız ne diyeceksiniz mesela başkan seçilirsen evet sen başkan seçilirsen
Tekrar geriye kardeşim önce. Geriye dönüyor musun diyeceksiniz. Çünkü bunu niye soruyorum? 2018 seçimlerinde benzer bir tablo Sayın Akşener'le Sayın Kılıçdaroğlu arasında bir protokol olarak hazırlanmıştı. Hatta Muharrem İnce'deyken Muharrem İnce'ye de bu sunuldu, imzalandı mı onu da tam hatırlamıyorum ama öyle bir tablo çıkmıştı. Benzer bir durum, yani siyasi partiler bu konuda yoğurdu üfleyerek mi yiyecekler? Elbette bir programa bağlamak lazım. Netice itibariyle biraz evvel geçiş döneminden kastım anayasa değişikliği yapacaksınız. Bugün ne Cumhur İttifakı'nın bu çoğunluğu var, ne muhalefetin çoğunluğu var. O çoğunluğu sağlamak da çok kolay bir iş değil. 5'te 3 gibi nitelikli bir çoğunluk lazım. İşte bugün seçim konuşuyoruz. Erken seçim olacak mı, olmayacak mı? Yani iki merkez, ya Cumhurbaşkanı karar alacak ya Büyük Millet Meclisi 5'te 3 çoğunlukla, nitelikli bir çoğunlukla seçim kararı alacak. Hani bunun imkanları nedir, bunları tartışmadan erken seçim olur mu olmaz mı? Dünkü referanslarımızla konuşuyoruz. İfade ettiğiniz soruya gelirsem, bir geçiş dönemi öngörülecektir. Yani ben de öyle öngörüyorum. Elbette bir araya gelmiş siyasi partiler, tabii seçimin o atmosferinde her siyasi partinin farklı stratejisi var. Konuşmamın içerisinde bir yerde de ifade ettim. Bir yanda Cumhurbaşkanlığı seçimi var, beraberinde genel seçim rekabeti var. Bir yanda ittifakların içerisinde rekabet var, bir yanda tüm siyasi partilerin hepsinin kendi arasında genel seçim rekabeti var. Çok kolay bir süreç değil. Ama bence öyle bir planlama, ikinci tura kalacak Cumhurbaşkanı adayının belirli bir süreçte geçişi sağlayacak bir metne, bir mutabakata bağlanır. Peki şöyle bir sorun görüyor musunuz? Çünkü Millet İttifakı'nın içerisinde yer alan siyasi partilerin genel başkan, genel başkan yardımcısı, işte milletvekili, çeşitli yöneticilerin, yetkililerini bu konuları konuştuğumuzda aslında yani hemen hemen aynı başlıklarda birleşen, hemen hemen aynı noktalara itiraz eden ve benzer değişiklikleri savunan bir çizgide oluyor. Partiler değişiyor, geldikleri gelenekler değişiyor ama sıraladıkları öncelikler bu konjonktür için değişmiyor. Bu sorulardan bir tanesi akla şunu getiriyor. O anlamıyla niye Demokrat Parti diye de bir parti var ayrıca? Yani ben bu partilerin hepsinden şununla ayrılıyorum. Yani onlar bunu söyleyemezler, onlar bunu yapamazlar. O yüzden Demokrat Parti var diyeceğiniz farklılık nerede? Bu bir soru. Diğeri de diyorsunuz ya mesela Gürkan sorduğu soruda çerçevesinde mutlaka ki onun bir protokol olacaktır sanırım. Şimdi mutlaka ki anayasayla ilgili o düzenlemeler oluyor. Yine burada Cumhuriyet Halk Partisi'nden olsun, Saadet Partisi olsun, diğer partilerden olsun Millet İttifakı'nın üyesi olan kişilere sorduğumuzda mutlaka ki olacaktır. Var mı somut bir şey? Yok. Ama erken seçim olsa veya başka bir şey olsa hani böyle bir zaman yok. Böyle bir hazırlık yok. Hani şey gibi mi? Bunun değişeceğine inanmıyoruz ama değişmesini talep ediyoruz. Yani rezervli bir B planı hazırda hemen yürürlüğe girebilecek bir bütünlüklü çalışmada varmış gibi durmuyor. Bunu nasıl açıklarsınız? İki soru sordum. Sondan başlayayım. Yani tabii bugünden siyasi partiler o sıcak atmosferi hani ben biraz tarifi maratonun projektörlerin altında stadın içinde koştuğumuz dönemdir seçim dönemi. O eşiğe gelmeden kendini bağlayıcı belirli marjlar bırakarak değerlendirmeler yapıyor. Elbette partilerin kendi tüzel kişiliği içerisinde, kurumsal yapısı içerisinde hazırlıkları vardır. En azından biz zihnimizden geçen belirli tartışmaları yapmaya gayret gösteriyoruz. Bahsettiğiniz çerçevede tabii bu sistem, ben başında şöyle bir öngörüm vardı. Yani hiçbir siyasi partinin aldığı oy neticeye gitmeye yetmediği için daha geniş bir mutabakat sahası, daha geniş bir rıza sahası ki demokrasiyi tarif ederiz bir rıza rejimi diye. Daha da rasyonelleştireceği kanaati içerisindeydim ama bu öngörümün tam tersi bir kutuplaşmanın daha da derinleştiği Türkiye'de siyaset yapılır hale geldi. Tabii bu ittifak modeli ister istemez siyasi partileri kendisi olmaktan da çıkartıyor. Bugün Cumhur İttifakı içerisinde zaman zaman kamuoyuna da yansıyor ki değil mi? Milliyetçi Hareket Partisi'nin söz, tavır, davranışları, tercihleri ister istemez orada farklı rahatsızlıklar, farklı öncelikler. Tabii biz şunu tercih ediyoruz. Elbette bu temel referanslarla kendisini birlikte tanımlayan siyasi partiler bir sağlıklı diyaloğu karşılıklı götürüyor ama seçim döneminin o sıcak atmosferine kadar siyasi partiler kendi müstakil programlarıyla gitmeli. Orada bu çerçevede seçim işbirliği çerçevesinde önceliklerle beraber
Elbette bir strateji meselesi de bu aynı zamanda. Yani geçen seçim Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı vardı, Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı vardı ve biz de destek olarak İYİ Parti ile işbirliği içerisinde seçime girdik. Cumhurbaşkanı adayı olarak İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'di. Önümüzdeki seçimlerde stratejiniz ne olacak? Bir ortak aday mı? Siz aday olarak çıkmayı düşünür müsünüz? Bu yönde sorular geliyor bana. Siz bireysel aday olarak çıkmayı düşünür müsünüz? Yoksa ortak adaya mı destek veriyorsunuz? Şunu ifade ediyorum. Yani bugün hiçbir siyasi partinin bugün fikrini bu noktada ortak adayı olsun, olmasın böyle bir düşüncesi. Elbette mülahazalar, değerlendirmeler var. Ama ben parti olarak temel fikrimiz her siyasal partinin kendi kitlesini azami düzeyde mobilize edebilmesi için birinci turda kendi adaylarını çıkarması taraftarıyım. O zaman siz aday olarak biz bunun nakısasını, eksikliğini 2014'te Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Ekmelettin İhsanoğlu Bey'i aday gösterdi. Biz de destek verdik. Orada gördük. Yani hiçbir siyasi parti sahiplenmeyince o süreç zaman zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesi var. Hani bir böyle bir geçiş dönemini bir siyasi parti genel başkanı ortak aday olmasın gibi değerlendirmeleri de oldu. Ben hani bugün bunları tartışmak çok erken ama ifade ettiğim gibi hem genel seçim rekabeti hem cumhurbaşkanlığı seçim rekabeti birbirini destekleyen partilerin kendi öncelikleriyle netice alması, başarılı olması noktasında da birbirini destekleyen unsurlar. Her siyasi parti kendisini sürükleyici olacağı şekilde cumhurbaşkanı adayı çıkarmak ister ama bu son tahlilde konuşulmayacak, müzakere edilmeyecek bir şey de değil. O sıcak atmosferde konuşulur. Sayın Genel Başkan, sorumun o boyutunu tekrar edeceğim. Sayın Başkan mutlaka partisinin de anlatması ve tanıtması açısından orada daha köşeli bir yanıt vermesi doğru olacaktır, iyi olacaktır. Yani bugün bu bahsettiğiniz, şu an bu programda bahsettiğiniz parametreler çerçevesinde Gültekin Uysal Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Gültekin Uysal Deva Partisi Genel Başkanı, Gelecek Partisi Genel Başkanı yazmış olsaydı sırıtmazdı. Çünkü hemen hemen birçok parti bu başlıklarda çok yakın şeyler söylüyor. Evet. O zaman Demokrat Parti'ye neden ihtiyaç var? Siz bu siyasette hangi iddiayla varsınız? Yoksa dediğiniz gibi Millet İttifakı herkesi eritti veya Cumhur İttifakı yani bu ittifaklar herkesi eritti. Bu sistem değişene kadar da biz hepimiz bu tavada eriyip gideceğiz. Bunu da kabul etsin insanlar mı dersiniz? Hayır, elbette bir geçici dönem olduğu kanaatindeyim. Yani bunun, ben bu sistemin çok sürdürülebilir olduğu kanaatinde değilim. Hem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi itibariyle ürettiği bir maliyet var. Yani çift haneli işsizlik rakamları, çift haneli enflasyon rakamları, çift haneli faiz oranları. Ama öbür tarafında da siyasi partilerin bu rekabeti içerisinde biraz evvel söylediğim gibi rasyonelleştirmesini beklerken daha da kutuplaştırıcı boyutu. Ama öbür tarafında da bu rızayı gözetmek, eşiğini doğru tarif edememek noktasında kendisi olmaktan çıkıyor. Yani bahsettiğiniz o homojenleşme. Onun için hani, kendinizi soruyorum ben size. Yani biz Demokrat Cumhuriyet Parti olarak, Halk Partisi'ne eleştirdiğiniz, parmak salladığınız, parmak sallamayı burada siyasi eleştiri olarak kullanıyorum. Geleceğe, Saadet Partisi'ne ve İyi Parti'ye eleştirdiğiniz, bu bahsi geçen partilerin içerisinde neresidir? Bu bahsi geçen partilerin içerisinde biz kademe kademe kendi farklılıklarımızı ifade ediyoruz. Yani işte Diyarbakır ziyareti yaptık. Yani belki diğer siyasi partilerin böyle bir tercihi yok. Yani hemen işte bu her siyasi partinin kendi öncelikleriyle o hareket sahasını tarif etmesi gerekir. Elbette bir ortak payda da ilişkiler, bunları yaparken de hiçbir siyasi parti diğerinin vasisi falan değil. O noktada biz önümüz süreçte daha fazlasıyla kendi durduğumuz noktayı daha berrak bir şekilde ifade edebilmek, farkımızı ortaya koymak için faaliyet yürüteceğiz. Eren'in sorusunu belki açmak açısından bir devam sorusu sorayım. Demokrat Partili bir milletvekilinin torunu, benim de İstanbul Erkek'ten arkadaşım Mustafa Morgil, Karar Gazetesi'nde de yazar. Diyor ki, bir Demokrat Partili 1950-60 arası Rize milletvekili yapmış Ahmet Morgil'in torunu olarak Gültekin Bey'e soruyorum diyor. Merkez sağın birleşmesi konusunda Demokrat Parti'nin genel başkan olarak ne diyor? Yani ne olacak bu durum? Şimdi İyi Parti de merkez sağın temsilcisi olduğunu söylüyor. Bir yandan AK Parti'nin içinde de bir damar merkez sağı temsil ettiğini söylüyor. Şimdi Demokrat Parti aslında bütün bunların da başlangıcı, kaynağı. Nerede duruyor bu birleşmeyle ilgili? Bugün merkez sağın Türkiye'deki bu fotoğrafıyla ilgili ne diyor Demokrat Parti Genel Başkanı? Elbette tek müseccel markası Demokrat Parti olduğu iddiasındayız. Tabii yaşanan alt üst oluşlar maalesef
en fazla bizim geleneğimizi vurdu. 2002 sonrası özellikle meclis dışı kalmamızdan itibaren de 2007 süreci her geçen seçimde aşağı doğru bir ivmemiz oldu. Ama ben yeniden bu uçlara kaymış siyasetin merkezde, merkez değerler etrafında ifade ettiğimiz toplumun o en geniş ortak paydasında buluşturmak amacımız. Bunun tabii fikren ifade edeceğimiz çerçevesi var ama bir de enstrümantalize edeceğimiz günübirlik birliktelikler, bu kompartımanlara ayrılmış bir birliktelik değil, Demokrat Parti çatısı altında, önümüz süreç içerisinde, gönül çizgisi içerisinde Demokrat Parti'den Adalet Parti'ye, Anavatan Partisi'ne, Doğru Yol Partisi'ne, biz o kitleler başta olmak üzere, lider kadrolar başta olmak üzere bir inisiyatifi aldık. Onun da arkasını getireceğiz. O açıdan Morgül deyince tabii Orhan Morgül hocamı yani ifade etmek isterim. Yani Rize milletvekilimizin oğludur. Evet. Hacettepe eski İktisadi İdari Bilimler dekanıdır. Biz o silsile içerisinde dağılmışlığımız ister istemez biraz evvel de konuştuk. Yani bugün CHP'nin gerisine bile düştüğü kanaatinde olduğum, yani Milli Şef döneminin CHP'sinin gerisine bile düşmüş Adalet ve Kalkınma Partisi'nin merkez sağ Menderes demesinin hiçbir manası yok. Yani o nedenle biz temel referanslarımız belli. Bu noktada dağılan, bahsi geçen İYİ Parti'nin merkez sağ partiyiz gibi bir iddiası olduğu kanaatinde değilim. Böyle bir söylemi yok en azından. Var ama bir oy geçişkenliği, biz seçime beraber de girdik, bir oy geçişkenliği var. İYİ Parti'nin içinde önemli isimler, merkez sağdan gelen isimler ve kendilerini de yani merkez sağda Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de oldu, başka siyasi partilerde de oldu ama netice itibariyle sosyolojinin, siyaset sosyolojisinin temel bir verisi var. Bir siyasi parti nasıl doğmuşsa öyle devam eder. Sizin kendinizi öyle tarif etmeye çalışmış olmanız yetmedi işte. Adalet ve Kalkınma Partisi kendisini işte muhafazakar demokrat dedi, bir takım referanslar üretmeye çalıştı. Son tahlilde fiili olarak geldiği yer kendi başlangıçtaki programların tam tersi bir nokta. Sorunuzun özü biz Demokrat Parti olarak önümüzdeki süreçte daha kuvvetli bir sese, daha kuvvetli bir birlikteliği ama öncelikle bu geleneğin kendi insanlarını yeniden bu çerçeve, şemsiye altında, isim altında daha kuvvetli yani toparlamak. Yani merkez sağın tek adresi biziz mi diyorsunuz? Elbette iddiamız başından itibaren aynı şeyi söylüyorum. Ama Türkiye'de o zaman merkez sağın durumu hakikaten hiç iş açıcı değil Sayın Başkan. Çünkü hani oy oranları ortada. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sağ bitti, sol bitti artık bu kavramlar evet, bir başka yüzyılın kavramlarıdır yani dedi. Öbür taraftan Türkiye'de hala tartışılıyor ama İdris Küçükkömer Türkiye ile ilgili evet, sağ ve sol konusunda Demokrat Parti, CHP'yi sağ olarak tarif edip ki Demokrat Parti'nin kuruluş sürecinde Musa Anter gibi, Sabiha Sertel gibi evet, soldan olan insanlar çoğunlukla Demokrat Parti'ye akıp etmişler, gelmişler. Yani bu anlamda o tarihselliğin, onun için o soruyu sormuştum. Ya, bu tarihselliğin, bu mirasın hepsine sahip çıkarak mı sorularımızı Demokrat Parti'nin ilk döneminde bahsi geçen, yani bahsettiğiniz tabii bu tez, antitez, sentez evet, süreci olarak işliyor. Yani Hegelyen bir netice itibariyle CHP'ye karşı Demokrat Parti şemsiyesi altında ama işte bağımsız milletvekili sahip olarak Halide Edibi de var. Evet. Pek çok isim var. Yani sonra kurulan ama bir gelenek olarak daha da berraklaştığı süreç içerisindeki temel abide şahsiyetleri, referans tabii, kişilikleri, kurucusu Celal Bayar, namı diğer Galip Hoca. Evet. Yani evet. İttihat Terakki'nin devamı Cumhuriyet Halk Partisi midir, Demokrat Parti midir? Bu bile bir soru. Ben Nagihan Hanım'ın son hükmüyle ilgili ifade ettim. Yani Türkiye bir altı soluş yaşıyor. En fazla da maalesef bu süreçten biz etkilendik. Bu da kabulümüzdür. Ama netice itibariyle Süleyman Bey'in tabiriyle doğruluğu ispat edilmiş çizgi derdi. Yani neticede Türkiye'nin bir ihtiyacı var. Bu uçlara kaymış siyasetin ve zımni bir mutabakat sahası oluşmuş tüm siyasi aktörlerin bu çark döndükçe iki aksla Türkiye'de bir kutuplaşma var. AKP, CHP aksı, işte MHP, HDP aksı diyelim. Bu çark döndükçe bütün bu siyasi partiler beslendi ama bu karşıtlık üzerinden kendinizi ifade etmeniz bugün topluma yetmiyor. Biz karşıtlık üzerinden değil, kendimizi tarif ederek önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'nin ihtiyaçlarını, Türkiye'nin derinden bir nefes almaya ihtiyacı var. Bu programımızı ortaya koymak, geçmiş referanslarımız ama bugün Türkiye'nin çok hızlı akan, değişen dinamikleri var. Demografisi değişiyor, talepleri değişiyor. Bu taleplere karşılık gelecek bir programla netice alacağımızı
biliyoruz, inanıyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Başka somut sorularım olacak ama yurttancı. Şöyle program sürerken, az önce ona bakıyordum zaten. Program sürerken Cemal Engür tweetlerine devam ediyor. Öyle mi? Evet. Ne diyor? Şimdi sizin bir sözünüzü tweetlemiş ama bunu ya programı izliyor. Genel başkanı izliyor ve tweet. Ya programı öyle izlemiyor ya da programı izlemiyorsa zaten o biraz oldu sorun olur. Cemal Engin, ama konuştum. Programı izliyorsa da Gültekin Bey'in bir sözünü hatırlatarak şey yapıyor. HDP ile ittifak birlikteliği zedeler. Biz HDP ile birlikte olamayız. Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkanı diyor. Siz evet, bu programda böyle bir söz söylemediniz. Ben geriye doğru baktırdım. Ben HDP, HDP ile işbirliği ittifakı zedeler dedim. Dediniz değil mi? Evet, ha, evet. O sözü hatırlatıyor evet, o zaman. Evet, evet. Şey, yani daha önce söyledim. Bu programda, söyledim. Bu programda mı söylediniz? Ha, zedeler dediniz. Ben atlamışım o zaman. Evet. Tamam. Bu sözünüzü hatırlatıyor o zaman. Altını çiziyor. Yani iyi takip ediyor demek. Bizden evet, iyi takip ediyor hatta demek. Hatta editörümüz de altta KJ'de. Öyle mi? Tabii. Sayın Genel Başkan, geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi son günlerde çok fazla konuşuluyor. Bunun temelinde de Sayın Oğuzhan Asiltürk, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı ziyaret var. Sonrasında da Sayın Asiltürk Kudüs TV'ye bir takım açıklamalar yaptı. Saadet Partisi cephesinden Sayın Karamollaoğlu da bizim kapımız herkese açık. Bu ziyaret elbette olumludur, herkesle görüşürüz gibi açıklamalar yapıyor ama geçen hafta yine Eren'le birlikte Gürkan'la Sayın Karamollaoğlu'nu konuk aldığımızda üçümüzün de ortak kanaati Sayın Genel Başkanı biraz tedirgin bulduk. Yani tabii Saadet Partisi'nin iç işleri, siz ayrı bir partinin genel başkanısınız. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ya da Cumhur İttifakı'ndan size bir görüşme talebi gelse kabul eder misiniz? Ya şöyle, biz tabii yani neticede Cumhurbaşkanımız böyle bir talep geldiğinde görüşürüz ama bu görüşmemiz fikrimizi değiştirecek, tamamen görüştük diye fikrimizden vazgeçecek falan değiliz. Medeni bir şekilde kendi düşüncelerimiz, kendi tercihlerimizi ifade ederiz. Ben keşke Sayın Cumhurbaşkanı geçmişte olduğu gibi, elbette işte bugün parti genel başkanı hüviyetiyle mi konuşuyor, Cumhurbaşkanı hüviyetiyle mi konuşuyor, zaman zaman karıştırıyoruz. Sayın Asiltürk'e bir abi hüviyetiyle konuşmuş Sayın Asiltürk abi. Kastım şu, sadece mecliste grubu bulunan siyasi partiler değil, onun dışındaki siyasi partilerde farklı kesimlerin temsilcileri de Sayın Cumhurbaşkanımız keşke periyodik olarak, ister birebir ister belirli çerçevelerde Türkiye'yi, yani ortak paydayı kuvvetlendirmek, bu yüksek gerilim hattındaki siyasetin tonlamasını düşürmek lazım. Hani bunun bir emaresi var mı tersi istikamette düşüreceğine dair? Hiçbir emaresi yok ama gönlümden geçeni ifade ediyorum. Yani geçmişte vardı değil mi? Periyodik ana muhalefet partisi lideriyle de temsil edilen siyasi partilerle de cumhurbaşkanları görüşürdü. Türkiye'nin tarihinde karşı karşıya kalmadığı meydan okumalarla bugün karşı karşıya. Siz Cumhurbaşkanı ne zaman görüştünüz en son? Ben en son yani kendisiyle bir kez görüştüm. Aşağı yukarı 2 yıl olmuştur. Yani 2018 seçimlerinden sonra o zaman. 24 Haziran'dan sonra 2019 seçimlerinden sonra, yerel seçimden sonra. Genel seçimden sonra. Onun dışında resepsiyonlarda. Son dakikalara giriyorum galiba. Son dakika, son 6 dakikamız. 6 dakika. Ben bu üye sayınızı bir sormak istiyorum, merak ediyorum. Çünkü şöyle, üye sayınız sizin gerçekten evet, pek çok siyasi partiden, mesela İyi Parti'den evet, fazla üyeniz olduğunu biliyorum. Evet. Üye sayınızdaki son durum nedir? Bir de bu üyelik sistemi yani cari mi, aktif mi üyeler? Sizle irtibatı var mı? Bir de bu niye sandığa yansımıyor, onu sormak istiyorum. Tabii 420 bin civarında üyemiz var. İşte biraz evvel İyi Parti'den barajı, fazla. Çok ciddi bir rakam. %10 barajı, işte seçmenin stratejik oy kullanır hale gelmiş olması. İyi Parti ne kadar? İster istemez 380. Propagandayla beraber işte oyunuz boşa gider. Maalesef bizim tabanımız da etkilendi ama insanlarımız kendi hüviyetini, kendi aidiyetini hala bizim alanımızda görüyor. Biz yeni bir kampanyayla üye sayımızı daha da artırmak için faaliyete geçiyoruz. Tabii bir alt üst oluş yaşadık, bunu ifade ediyorum ama bütün bunlara rağmen Anadolu'nun her noktasında Kırat deyince, Demokrat Parti deyince, işte silsilesi içerisinde pek çok insanımız var. Özellikle son dönemde, son 2-3 aylık periyotta Anadolu'nun pek çok noktasından, sosyal medya üzerinden de olmak üzere kendim de takip ettiğim için ifade ediyorum. Aktif siyasetin dışında kalmış pek çok insanımızın da uyandığını görüyorum. Bu da bizim açımızdan sevindirici. Önümüzdeki süreçte ifade ettiğim, yani Nagihan Hanım sordu, daha kuvvetli bir ses haline, soluk haline gelebilmek, Türkiye'de olmazların görüldüğü kanaatindeyim. Yani bir takım siyasi partiler ortaya kuruldu.
O sürecin akabinde de bu değerlendirmeyi yapıyorum. Demokrat Parti olarak önümüzdeki süreçte tek inisiyatif sahası olan siyasi parti olduğumuz kanaatindeyiz. Genç bunun var mı başkan? Elbette, elbette genç de var. Tabii algı olarak biz işte geçmiş algılarla ama başta ben olmak üzere partinin her döneminde liderlerimiz, mesela genel başkanlarımız... Genç genel başkan sizsiniz herhalde zaten. Evet, biz de yani epey zaman oldu. Biz de yaşlanıyoruz. Fatih Bey bir 3 yaş daha genç. Fatih Erbakan birazdan konuğumuz olacak. Peki Sayın Genel Başkan, şimdi sizin bir paylaşımınız var. Çünkü siz zaman zaman Türkiye siyasetin yakın geleceğine dair öngörülerinizi de paylaşıyorsunuz. Evet. Bunlardan bir tanesi, örneğin ABD'deki işte seçimlerden sonra ABD Kongresi'ne yönelik yapılan eylemler döneminde diyorsunuz ki ABD Kongresi'nde yaşananları izleyince 2023 Türkiye'sinde yaşanması yüksek ihtimal olaylar silsilesi gözümün önüne geldi. 2023 seçimleri Türk demokrasinin en zor sınavı olacak. Ne demek bunlar? Yani burada tam neyi kastediyorsunuz? Kastım şu, umarız böyle bir görüntü olmaz. İşte 6 Mayıs 2019'da YSK'nın verdiği kararla beraber İstanbul'da seçim yenilendi. Aslında iktidar partisi için, Adalet ve Kalkınma Partisi için işte Menderes Demokrat Parti falan diyor ya. Yani oradan hiç uyuşmadığının göstergesi, geçmişteki propaganda değil mi? İşte CHP artı sivil bürokrasi artı TSK artı üniversiteler eşittir iktidardı. Şimdi burada Adalet ve Kalkınma Partisi var. Adalet ve Kalkınma Partisi artı yargı artı sivil bürokrasi artı üniversiteler eşittir iktidar formülü var. Bu açıdan bakınca ben ama Türkiye'de... Ama orada temel bir fark yok mu? Sonuçta İstanbul seçimleri bence de yanlıştı ve çok zorlandı ama... eşittir iktidar olmadı. Yani iktidarı devrettiler nihayetinde. Burada kastım şu, yani bu bahsettiğimiz erkleri neticede siyasetin, kendi siyasetine payam da yapmış olduğunu ifade ediyorum. Esas paylaşımla ilgili, yani Türkiye'de de ben hani demokrasi kavgasız dövüşsüz iktidarın el değiştirmesi ise Sayın Erdoğan'ın bilerek ve isteyerek bu değişimin alternatif maliyetini azami noktaya çıkarmak gibi bir özel gayret olduğu kanaatindeyim. O açıdan umarız Türkiye 1950'de başarabildiğini, sistemin üzerine daha fazla yükler bindirerek böyle bir süreci işlemez. ABD'de yaşanmasını hiçbirimizin öngörmeyeceği bir süreç yaşandı değil mi? Kongre basıldı. Yani 1,5 asır olmamış bir hadise orada cereyan etti. Tabii Türkiye'de de bu iklimin götüreceği yerin maalesef böyle bir endişe ifade ettim. Arkasına da o tweetin içerisine sığmadığı için paylaşmadım. Yani umarım Türkiye bunları yaşamaz da dedim. Peki. Tabii Amerikan baskınıyla ilgili başka bir tartışma konusu. Orada da tuhaf yani. O ayrı bir konu ama Türkiye ile belli bir paralellik kurması üzerinden hani 2023'e dair bir öngörü paylaştığı için onu sordum. 2023 seçimleri Türk demokrasinin en zor sınavı olacak dediği için neyi kastettiğini sordum. Siz kapatırken yani sizin bölümünüzü kapatırken söylemek istediğiniz, eksik kaldı dediğiniz bölüm varsa onu da tamamlayın çünkü çok az süreniz kaldı diye. Öncelikle çok teşekkür ederim. Tabii Türkiye'nin can alıcı meseleleri var, can yakıcı meseleleri var ama bir yanda da siyasetin gündemi var. Biz teşekkür ederiz, katıldınız. İttifak meseleleri başta olmak üzere bitmek tükenmek bilmez bir gündemimiz. Bir takım farklı mülazalar gazeteci dostlarımız soruyor. Bizler de cevaplandırıyoruz ama bunların ötesinde çok derinden işleyen Türkiye'de 10 milyonun üzerinde işsizlik var. Maalesef kayıt dışı ekonomi dolayısıyla güvencesiz çalışan insanlarımızın çok ciddi sıkıntıları var. Esnaflarımızın var. İnsanlarımız devletine en fazla ihtiyaç duyduğu günde maalesef bugün açıkta yakalandığımız baştaki sorunumuzla pandemiyle ilgili ifade etmiştim. Yedek akçelerini tüketmiş. Maalesef bu sürece çok hazırlıksız Türkiye yakalandı. Ekonomiyle kapattınız. Çok kısa yanıt verdiğiniz bir soru sorayım o zaman. Sonuçta Türkiye'de en fazla kamu iktisadi teşekkülü 46'da sonrasında yani Adnan Menderes'te kuruldu. Devletçilik döneminde de iktisat vekili Celal Bayar. O anlamıyla Türkiye'nin şu an içinde yaşadığı ekonomik süreci siz böyle yeni bir devletçilik modeliyle mi yoksa global bir piyasacılıkla mı? Şöyle ben 2008 kriziyle beraber artık devletlerin fonksiyonlarını yeniden tanımlama ihtiyacı içerisinde olduğunu görüyorum. O açıdan hani görünmez elin bütün piyasayı düzenlediği eksikliklerini görüyoruz. Devletlerin zaman zaman hani bugün devletin elinde 3 tane bankası olması artık ekonomilerin bir finans ekonomisine dönüştüğü noktada daha büyük zafiyetler, daha büyük kırılmalar, daha büyük ekonomik krizler Türkiye yaşayabilirdi.
bu noktada piyasaya girecek, zaman zaman müdahale edecek. Yeni bir devletçilik modeli olabilir. Enstrümanlarını, anlayışını ortaya koymalı. Varlık fonu başka ülkeler çok başarıyla yapıyor. Norveç'in varlık fonu var. Geçen yıl 135 milyar dolar kar etmiş. Bizim varlık fonumuz borçlanmış. Bu da kötü bir uygulama. Peki. Çok çok teşekkürler. Konuk oldunuz. Sorularımıza açıklıkla yanıt verdiniz. Gültekin Uysal'a teşekkür ediyoruz. Demokrat Parti Genel Başkanı'na. Şimdi bir ara vereceğiz. Aranın ardından yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bizimle olacak. Yine gazeteci arkadaşlarımız soruları ve moderasyonla devam edecek. Tekrar teşekkür.